şu kaçırılabilir. Ne yaptı? Şeyi geçirmedi. O ayrı bir şey. Hata yapabilir ki. O hızlı yapacağını zannetti. Bak, o ayrı bir konu. Şu pozisyonda şey verebilir miyiz? Ben bir kalkayım. Lede mi? Bak lede bir verelim. Bizim sopamız buradaydı değil mi? Yani şurada görüyor mu görmüyor mu? Hani hangisinin düştüğünü. Bak şimdi yavaş yavaş düşünelim. Neyi nereye koyması gerektiğini biliyor mu bilmiyor mu? Bak şurada yavaş yavaş düşürdüğümüzde öyle andı ki ikisi birlikte hareket ettiği için ben önünü kapatmış olabilir. Yani görüntü bir geri gelebilir miyiz Ceren'in? Aynen bir daha öğretmenim. Bak ikisi birlikte en başa, düştüğü en başa. İçin. İkisi de varken oraya başa gelelim. Orada kaçırmış olabilir. Yani şey yapmıyorum ama şunu diyebilir miydi? Hangisiydi? Nereye koymam lazım diye sorabilir miydi? Onu yapmadı. O direkt inisiyatif kullanarak, kendi inisiyatifini kullanarak. İkisinin de olduğu labutla, ikisinin de olduğu daha, biraz daha. Bak geriye biraz daha geriye, 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 geriye. Acaba fark etmiyor diğeriye doğru gidiyor. En geri, iki tane en geri, varken. Başa gelirsek, baştan başlarsak. İki tane kuka varken ki görüntüye gelebilir miyiz acaba? Bak şimdi. Şimdi bak. Şimdi atacak. Bak. Bakalım. Düşmedi. Evet, tamam. Aziz düştü. Şimdi. Bak ikisi birlikte. İkisi bir orada. Ya. Ama ortadaki kutu, düşmüş. Bak, belli bak, ama yani. Hani. Kutu diğerinin önünü kapatıyor. Yani görmemiş olabilir. O yüzden şey. Ama şunu diyebilir miydi? Dediğim gibi. Hangisi nereye koyacaktım? Sorabilir miyim? Deyip orada oyunu durdurabilirdi. Yani o inisiyatifini kullanıp direkt en rahat atış yapabilecek pozisyona soktu olayı. Evet çünkü evet. Aslında doğru diyorsun, küp kapatmış şimdi bir daha. Küp kapatıyor önünü. Evet. Hani hangisi girdi hangisi girmedi tartışırım. Beni, o yüzden günahını almam şimdi. Beni üzen ne biliyor musun? Acaba mı diye konuşuyor olmamız şu anda. Yani Yusuf'la alakalı maalesef. Evet yani çünkü bu doğru. Sonra bench'e de, geliyor. Hani olayı anlatıyor aslında ya. Aslında kenardan daha kolay atıyordum diyor mesela. Ha, bir de öyle bir şey söylüyor. Öyle bir. Yani yanda köşe, olsa aslında daha köşe kolay. Köşe daha zor alakasız, bu arada. Bak ne diyoruz? Bize. Ne diyoruz? Senin daha önce yaptıkların, senin yaptığın bundan sonra yapacaklarına bana bir emaredir. Özgür için ne dedik? Ha, onu dedik. İlk defa yaptı. İnanıyoruz. Özgür hakikaten sakatlanmış değildi. Evet. Ama Yusuf da senin dediğin gibi soru işaretleri oluşturuyor. Acaba mı? Evet bu acabaları girersen işte. Bazı şeylerin evet ya, işte başarısını bu yani, alamazsın. Evet ya bizi bu hale alamazsın. Sokma Yusuf ya. Sanki... Bizi bu hale sen soktun Yusuf. Kusura bakma yani de şurada ben size söylediğin şey bile ben kenardan daha kolay atıyordum. Yani bir şey mi saklamaya çalışıyorsun? Ya ben bu pozisyonda kötü düşünmek istemedim. Bak burada sen beni ayıktırdın. Evet. Yani ne güzel özgür gibi lafına güvendiğimiz insanlar var. Keşke yani saklamadan biri olsun. Böyle ol. Bize desek ki Yusuf gerçekten kenardan daha iyi atabiliyor. Ki zaten bu oyunda kimsenin kenardan daha iyi atabildiğini görmedik zaten. Ama maalesef yaptığın her hareket soru işareti Yusuf. Maalesef. Bir de bu görüntülerde bir şey daha dikkatimi çekti benim. Bilmiyorum sizin de çektim ama. Kürşat'ın Yusuf'u böyle bir yıkama ve ona böyle su bir hizmet şeyi var. Öyle bir anı var. Evet evet o dikkatimi çekti. Kürşat şey gibi böyle. Hani kese köpüğe gitmiş gibi bir anda böyle Yusuf, su döküyor üstüne Yusuf. Teşkilatı Yusuf'a. Kurmuş ya. Poh poh diyenler. Onu burada aynı. Ama işte Yusuf yapmadı. Onlar yaptı bunu. Bravo. Aferin kardeşim. Ama aynen. Yusuf işte ona empoze Yusuf istediği kadar yapmaya çalışsın. Sen yapmazsan. Sen dur demezsen böyle tepene çıkar. Bir şey muhabbeti. Bak daha önce Murat'ta da oldu bu. Şimdi sen başkalarının performans tarafından bir yerlere taşınıyorsan hani bir şey hissediyorsun. Borçlu mu hissediyorsun? Bir borçlu hissediyorsun. Bir kendini daha onlardan daha işlevsiz hissediyorsun. Ya o durumun sonucu bir de aylar geçiyor artık. Hani bunu yapacak şekilde. Bir de Kürşat da şeyli adam. Kürşat için mi diyorsun? Ha, genel oradaki ya, insanlar için. Kürşat, bize Kürşat dünkü ödülde ne dedi? Ablasında konuşurken. Son 5-6'ya kalırım ben burada dedi. Ben dedi 5-6 kişi yerim buradan dedi. O kadar özgüvenli ki Kürşat. Oradan ilk geldiğinde de böyleydi bu arada. Kürşat sonra... oradan gideceğini düşünmüyor bile. O zaman bak. Düşünmüyor bak, bile. Aklıma bir şey geldi. Kürşat böyle bir lafı söyleyebiliyorsa ve Yusuf'a bu hareketleri yapıyorsa bir Yusuf'la herhalde aradan böyle bir anlaşma bak. Bir teşkilat var ki bu kadar yani Yusuf'un dışarıdaki seyirci desteğini mi almaya çalışıyorsun? Hayır. Atıyorum şimdi Yusuf Buse. Yusuf ona mesela ben seni yazmayacağım demiş yani, Kürşat'a. Yusuf bu bak, tamam. Orada Buse de. Konseyi diyoruz evet. Diyor. Bu, orada okay. Buse de biraz o kelimeyi çok sevmiyorum ama biraz böyle yancılık yapıyor. Dikkat et ağzına su kaçmasın falan diyor orada hatta. Hmm. Yani Yusuf Buse Kürşat. Doğru söyledin değil mi? Yusuf Buse Kürşat. Aynen, bir üçte olsa potaya
Kürşat. Zaten 5 kişi. 5 kişi zaten. O zaman şu soru geliyor. Kaybettikleri durumda potaya ilk sokacakları isim kim? Asena. Asena'dan sonra? Atıyorum bir daha kaybetti. Tamam kendi aralarında yazacaklar o zaman. Buse'mi Kürşat mı mecbur bence, yazmak zorunda kalacak. Özgür yazamayacağını bence göre. Buse. Bence de Buse. Bence de Buse. Çok büyük böyle inanılmaz gözümüze soka soka da Özgür yazmazlar diye düşünüyorum. Yok yazamazsak Özgür. Asıl'ın hatası olur. Ama Yusuf daha iyi ya şu an. Down. Yusuf mu birinci diyorsun? Abi şu anda, bu takımda Yusuf olabilir şu an. Şu anda Yusuf yukarıda. Bak. Hani hata yaparsın yaparsın da onu şey Özgür'ü de potaya koyup da o kadar büyük hata adam yapmazsın. Başından beri bak, bir imaj var yani. Net sana şampiyonluktan eder. Evet, bak seni net şampiyonluktan eder. Ne? Geçen sene yapıldı biliyorsun. Performansa bakmıyoruz, kendi arkadaşlarımızı koruyoruz. Biz o yüzden başını yazıyoruz diye geçen sene All-Star muhabbetine yapıldı. Evet, şimdi evet. Bu arkadaşlar biz ölümüne kankayız. Kimseyi aramızdan göndermek bak, istemiyoruz. Bak ölümüne kankayız mevzusunda bile Özgür orada o kadar adaletli davrandı ki. Tunga'yı da yazdı, Alper'i de yazdı. Çabiydi. Yani Çabiyi de yazdı. Bu hani Özgür başka bir boyuta getirdi. Diğer senin Ayyuk'a çıkardığın network. Evet. Halil'in network aynen. Bu. Yusuf. Aynen. Aynen. O doğru. O altılı network şey orada çalışıyor. Sen buna her şeyi beklersin. Kesinlikle katılıyorum. Ama Halil yok. Bunlar kendi aralarında beceremez. Halil tamam uzaktan. Halil yok. Bugün en güzel ayakları. Ya. Böyle herkes keyifli gülüyor. Böyle bir durdum böyle bakıyorum da güzel oldu ya. Valla pazar neşesi mi diyelim ya. Ne diyelim maşallah. Artık. Maşallah nazar değmişsiniz. aman. Güzel oldu. Peki o zaman oyun sonuna gidelim. Aziz'in sembolü takılı kalıyor ve o takılı kaldıktan sonra oyunu kaybediyor ne yazık ki. O görüntüleri. Evet Aziz bir önceki oyunda da aslında yine böyle çok saniselik bir şeyle kaybetti oyunu. Bu oyunda da aynı şekilde kaybedince yıkıldı tabii ki. Çünkü son oyun ve best of'a çıkmış bir Aziz var karşımızda. O yüzden daha da böyle iyi bir başarı göstermek de istedi. Ama duydunuz mu? Dedi bu çocuğun bu sayıyı alması lazım. Yusuf sen yönet dedi. Şey için, Kürşat için. Özgür'e. Özgür dedi aynen. Yusuf'a. Demek ki yönetici gezegeni kendisinin Yusuf Kürşat adına. Dediklerimiz de doğruluyor zaten. Demek ki etrafındaki daha yeni yanlarına geçtiği takım yeni oluştu. Ona rağmen Özgür demek ki hemen çakmış mevzu. Şu Aziz'in olayında şey geldi aklıma. Maçın 90. dakikası. Topu vurmuşsun. Top giriyor böyle gidiyor. Direği çarpıyor. İçeri mi dışarı mı? Top dışarı çıktı. Aziz İlköy güzel. Sonra diğer direğe. Gitti. Yani içeri giriyor orada. Belki bir saniye bak bir şey bir santim kenara kaysa içeri girecek top öbür taraftan dışarı çıkıyor. Ya, şeyin gibi bu. Yusuf Aziz'i bir kere daha kaybetseydi sırf şeyden. Büyük baskı yerde. Hem de böyle best büyük baskı yerde aynen öyle. Büyük. Yani Yusuf'u bitirebilirdi bu olay. Tabii. İşte hani bazen olmayınca olmaz dediğimiz bölümler var. Ben yine söylüyorum. Sen elinden geleni yap. Ondan gerekir, sonrası kısmet. Gerekir. Girer girmez. Döner dönmez o ayrı mevzu. Ama dün başarılı bir Aziz vardı. Ne olursa olsun herhal olsun. Oyunun içinde olduğunu da bize hissettirdi gösterdi. Yusuf'un bu işte şansı senin dediğin doğru. Kürşat üzerindeki Yusuf'un baskısını artık takımın içinde herkes diyor ki. Bunların en üstünde de yeni Özgür olduğuna göre. Özgür bile karşı takımdan bunları yakalamış. Orada diyor ki sen konuş, senin baskın daha etkili olabilir. Kürşat'a tavsiyem hani diyor dedi ya ablasına son 5-6 falan onu diyor. Eğer onu yapmak istiyorsan o yancılık dediğimiz hani yanında görünüyormuş gibi görüntüden kurtulman lazım. Ben kesinlikle. Evet buraya kadar da zaten sen geldin. Senin kitlen getirdi girdiğin potalar oldu ama çıkmasını da bildin. Hı hı. Sen bundan sonraki davranışlarını biraz daha kontrol et. Yusuf'tan kop. Ya artık arkadaşlar 11 kişi kalmış. Kemal abicim akşamın ipuçlarında aslında bunlarla ilgili bir konular var ama biraz ilerleyen dakikalarda şunu, izleyeceğiz. Şunun için söylüyorum. Hayır, böyle bir, ben şunun için söylüyorum. Dedim. 11 kişi kalmış. 11'de yani %9 falan şansın var senin. Herkesin içinde %9 az buz değil. Bunu da kullan abi. Tabii. Doğru. Bunu da kullan. Sen ne diyorsun Ayşe'cim? Ekleyeceğin ekstra bir şey var mı? Yok. Dora'ya baktım ben direkt ona geçecektim. Evet. Ben söyledim bakıyorum konuşmuyordu. Şey gibi Kürşat gibi oldum konuştuk çocukla ilgili. Bir yandan bekliyorum konuşmasını. Dora'cığım senden alamıyorum o zaman. Yani Aziz'le Yusuf'un çarpışmaları çok hoşuma gitmeye başladı. Hı-hı. Artık Aziz'in Yusuf'un üzerinde bir etkisi mi var? Böyle bir baskı mı kurmaya başladı? Yusuf artık elimi titriyor. Aziz oynarken çünkü bilmiyorum. Yusuf hatırlarsan böyle işte seni sırtımda taşıyacağım göreceksin. Ha, seni doğru. Yiyeceğim çok edeceğim gibi. Konuşmaları vardı Aziz'e. O yüzden şimdi Aziz'e yenilmek Yusuf'u daha ayrı bir yerden
Bak çok çok güzel yere değindin. Ben ondan nerede biliyorum. O şimdi o röportajları versek şimdi. Ya. Yüzüme göstersek, göstersek ne oldu böyle utanır kafasını öne eğer. Bunun kepsini yaparlar. O yüzden büyük yaparlar, konuşmayacaksın. Yaparlar. Büyük konuşmayacaksın. Dediğim kesinlikle. Gibi bu arada hani Aziz'in bu sayıyı alıp almaması tabii ki de önemliydi ama hani Aziz'in Survivor serüveninde bence çok önemli değil. Çünkü oraya kadar getirebilecek pozisyona geldi artık Aziz. Aziz artık Yusuf'un üzerinde. Yusuf buranın en şu anda gözle görülür iyi erkek yarışmacısıyken Aziz'den böyle baskı yemesi, Aziz'in bu baskıyı kuran insan olması Aziz'in bence serüveninde çok güzel yerlere götürüyor. Bu sayı aldı almadı benim için çok sorun değil. Takım için önemli olabilir ama hani benim için Aziz bu sayıyı almıştır. Artık her sayıda almaya vakıftır. Hani Yusuf'un da üzerine bu baskı kesinlikle vardı. Talihsizlik oldu. Ama dediğim gibi Aziz'in yükselen performansı sosyal hayatı yani ada hayatıyla da birleşince çok güzel yerlere gidiyor. Bakalım Aziz'den daha neler bekleyeceğiz? Senin için korkutan senaryolar başlıyor mu? Başlamıyor mu bilmiyorum da. Yani dün 6'da 3'lük performans. Güzel pastı. 6'da 3'lük performans. Yani yollar bana mı çıkıyor diyorsun? Abi bir yerde sana gelmeye başladı. Okun ucunda sen kelepçeliği sabitleyeceğiz. 6'da 3'lük performans. Best of'lara çıkıyor. Yani takımlar karıştı. Yani valla. Bu kadar bir de yanlış yapan. Ben tebrik ederim valla. Evet, tabii Osman. Keşke beni yanıltsa yani. Yanlış tebrik ederim. Yanıltıyor da zaten. Evet. Şu sıralarda yaptıkları da. Bu başarıdır yani zaten. Ya Ertuğ çok şey ya. Beklenen şeyi vermedi yani. Ben mesela Ertuğ'dan ilk geldiğinden beri öyle bir giriş yaptı ki. Dedim ki tamam bu çocuk bayağı takımı götürecek falan. Ama çok böyle bitik geldi. Peki o zaman ya. Şöyle bir soruyla.